Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir köyde adı Mert olan bir adam yaşarmış. Mert doğduğu günden beri insanlara karşı güvenini kaybetmiş biriymiş. Her defasında güvenip dost olduğu insanlar onu yarı yolda bırakmış. Fakat Mert'in yalnızca bir tek dostu varmış. Adı Kara olan siyah tüylü kocaman bir köpek. Kara, Mert'in çocukluk arkadaşıymış. Bir gün Mert köyün yakınındaki ormanda kaybolmuş ve Kara onu bulup eve geri getirmiş. O günden sonra Mert, Kara'ya daha da sıkı sarılmış. Zamanla köydeki diğer insanlar Kara'nın Mert'e nasıl sadık olduğunu görmüşler ama yine de Mert'e pek yaklaşmazlarmış. Bir gün köyde büyük bir fırtına kopmuş. İnsanlar evlerine kapanmış ama Mert bir haber almış. Komşu köydeki yaşlı kadının evinin damı çökmüş. Köylüler fırtınadan dolayı yardım etmeye cesaret edemezken Mert ve Kara hiç düşünmeden yola çıkmışlar. Dağların arasındaki dar patikadan ilerlerken fırtına daha da şiddetlenmiş. Ama Kara her zamanki gibi Mert'in önünde koşarak yol göstermiş. Saatler süren zorlu bir yolculuğun ardından yaşlı kadının evine ulaşmışlar. Mert, kadını güvenli bir yere taşımaya çalışırken Kara etrafı gözetleyip olası tehlikelere karşı tetikte durmuş. Sonunda kadın, sağ salim Mert ve Kara sayesinde kurtarılmış. Ertesi gün köyde herkes Mert ve Kara'dan bahsediyormuş. İnsanlar, Mert'e yıllardır uzak duranlar bile yanına gelmiş, teşekkür etmişler. Ama Mert, insanların vefasızlığını hiç unutmamış. O, gerçek dostluğun insanlardan değil, Kara'dan geldiğini bilirmiş. Kara, onu hiçbir zaman terk etmemiş, zor anlarında hep yanında olmuş. İnsanların dostluğu bazen değişken olabilir. Ama hayvanların dostluğu öyle saf ve koşulsuzdur ki zamanın ötesinde bir bağ kurar. Mert hayatı boyunca Kara'yla bu bağın değerini anlamış ve hep onu koruyup kollamış. İşte böyle insanın dostluğundan değil bir hayvanın dostluğundan medet ummuş Mert. Ve Kara sadakatiyle ona hayat boyu unutulmaz bir dostluk sunmuş. Masal bu ya, Mert ve Kara birlikte daha nice maceralar yaşamışlar.